Yakışıklım, aslında Kur'an ahlakına sahip olmak çok kolay bir şey ve çok gerekli bir şey. Yani insan normal yaşayışını Kur'an'la yapabilir. Öbür türlü zaten hasta olur insan. Yani dengeli olamıyor. Yani bedenen, ruhen makul olması için, yani toplumun da makul olması için, hayatın makul olması için mutlaka bu gerekiyor. Yani Kur'an böyle ekstra bir olay değildir. Yani hayat Kur'ansız zaten olmuyor. Allah öyle yaratmış. Yani böyle hani hayat vardır, normal yaşarsın da bir de üstüne din ekleniyor gibi değil. Ya Kur'an olmadan normal hayat olmuyor. Ya şu an biraz normallik varsa yine Kur'an'ın etkisiyle oluyor. Amerika'daki bereketin nedeni bile yine Kur'an'dır. Ya dünyadaki huzurun bütün nedeni Kur'an'dır. Yani hak kitap olmadığında dünya divane olur. Yani Türkiye'de mesela inşallah Mehdi çıktığında gençler bir kere huzura kavuşacak yani. Şu baskı kalkacak, baskı. Toplum baskısı var, sokak baskısı var, mahalle baskısı var, ev baskısı var. Çocukların epey bir bölüm deliye çevirdi bu yani. Sinirleri bozuldu çocukların. Bunların hepsi kalkar. Bir şöyle yani bir rahatlar, ferahlar, bir kafası rahatlar yani. Yok öyle şeyden. Kur'an'da alabildiğin özgürlük var kardeşim. Yani çocukların tahmin, tahayyülün üstünde bir özgürlük var. Yani bu diskoya giden gençler falan diyorlar ya diyorlar ne kadar. Sen diskodaki hayatından daha da özgür olursun. Diskoda bile bir disiplin vardır. Ama ahlaksızlık olmaz, zulüm olmaz, canın yanmaz. Can güvenliğin olur, mal güvenliğin olur, kimse kimseye kötülük etmez. Ve en önemlisi bak sevgiyi yaşar. Sevgiyi yaşayamıyorlar. Bu facia ya. Yani akıl almaz bir nefret ruhu var. Yani siyasi partilerde falan da bunları görüyoruz. Yani acayip gereksiz bir öfke. Halbuki çok tertemiz insanlar. Ön yargı var, gereksiz ön yargı var. Ön yargı kalktı mı bir ferahlık gelir. Dolayısıyla Mehdiyet döneminde bir rahatlık olacaktır. Ama ciddi şekilde rahatlık olur. Mesela insanlar daha güzelleşir. Kafalar daha rahatlar. Efendim, mesela öğrenciler daha rahatlarlar. Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri. Herkes huzura kavuşur. Mesela ilkokul çocuğu bile stres içinde. Bu kalkar. Ortaokul öğrenci mesela kızlar stresten elinin yüzünden sivilce çıkıyor çocukların yani böyle. Ciltleri bozuluyor. Bunların hepsi kalkar. Sakin, halim olurlar böyle güzel. Neşeli olurlar. Bereket gelir piyasaya, topluma. Sanat çok süratle gelişir. Çok fazla sanatçı çıkar. Resim, heykel, müzik, her şeyde. Yani bir coşku gelir insanların ruhuna. Yani telif gücü meydana gelir. Açılır insanlar. Isıtıcı açalım. O kapı da açık olsun ama hava iyi mi nedir? Allah Allah. Yağmur yağacak herhalde sonra. Evet. Soğuk geliyordu. Ha, soğuktan evvel bir şey sıcak. Sonra da donacağız inşallah. Soğuk da iyi de soğuk. Dinç tutar insanı. İyi bir şey soğuk. Yani daha sağlıklı olur insan soğuktan. Efendim. Kardeşlik ruhu gelişir. Yardımlaşma ruhu gelişir. Mehdi bir sevgi insanı olacak bize. Sevgi öğretecek. O kadar. Yani sevginin garantisidir. Sevginin hakemidir, hakimidir. O başka siyasi yönü olmaz Mehdi'nin. Siyasete karışmaz. Yani klasik siyasete karışmaz. Yoksa tabii ki yani şöyle yapalım, böyle yapalım bunları der. Tavsiye mahiyetini der. Ama yani gidip parlamentoda mesela milletvekili yapmaz. Bakanlık yapmaz. Yani cumhurbaşkanlığı yapmaz. O tip bir siyaset yok yani. Bediüzzaman açık açık anlatıyor. Ya o mümkün değil yani. Mehdi'nin vasfında o yok. Evet, dinliyorum.